Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. 7. sınıf çember ve dairede arkadaşlar konumuza devam ediyoruz. Zor soru çözümleriyle beraberiz. Buyurun. Evet arkadaşlar, zor soru çözümleri dedik. Lütfen sorularımız artık bizi zorlayacak cinsten. Bir dikdörtgenimiz var, tamam mı arkadaşlar? Bu dikdörtgenin içine şekli olabildiğince düzgün çizmeye çalışacağım. 1, 3. sığmayacak, biraz büyüteceğiz bunu. 2, tamam mı? Biraz daha büyütüyorum. Şöyle yapayım, sonra kapatırım. Şöyle yapayım, bu dikdörtgen olsun ya. Bir de 3 tane çember tam değiyor şekilde, tamam mı arkadaşlar buraya? Ve şu kenarlardan da tam değiyor şekilde kapattılar dikdörtgeni. Bu bir dikdörtgen. 3 tane eşit çemberim var, tamam mı arkadaşlar? Diyor ki dikdörtgenin çevresi 400 santim ise, bana soruyor ki arkadaşlar, şu dikdörtgende çemberlerin kaplamadığı aralıklar var ya, şu alanların, tamam mı arkadaşlar, toplamını bana soruyor. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Aman iyiyin, ne kadar zor. Hepsi R yarıçaplı, hepsi R yarıçaplı, hepsi R yarıçaplı. Ya hocam, daha çemberin yarıçapı belli değil hocam. Yani bu dörtgenin ben çevresini biliyorum sadece. Bu uzun kenar ne, kısa kenar ne, nasıl yapacağız? Bu alandan bunu nasıl, tamam, bütün alandan şunu çıkartacağız. Bunu anlıyoruz boyalı resimden. Sakin yavrucuğum, sakin. Şimdi arkadaşlar, dikkat edin. Çember bunların içine tam oturmuş. Şöyle buraya da R, buraya da R değil mi? Yukarı aşağı. O zaman kısa kenarı 2R oldu mu dikdörtgenin? Uzun kenarına bakalım. Bu da R, bu da R, bu da R. Kaç R etti uzun kenar arkadaşlar? Şöyle 6R etti. Gördük mü? Yavrucuğum, 2R, 2R, 6R, 6R. Toplayalım bakalım. 8, 2 katıyla çarp. 16R etti dikdörtgenin çevresi. Bu 400 santimse, değil mi arkadaşlar? 400'ü 16'ya böleceğiz. R'miz eşittir arkadaşlar. Buradan 25 santim çıkacak. 400'ü 16'ya böldüğümüzde. He diyorsunuz değil mi? Şimdi ne yapalım? Bakın, aman dikkat. Soru çok güzel, mükemmel bir soru. Sığdırma ile ilgili şunların yarı çaplarını uzataraktan buranın 6R olduğunu, buranın aslında 2R, bakın yukarıya aşağı, bu da yarıçap değil mi? 2R olduğunu görüp dikdörtgenin çevresini hesapladınız. Ve buradan buranın diyelim ki uzun kenarı ne oldu o zaman arkadaşlar? 6 çarpı 25'ten 150. Burası da arkadaşlar 2 çarpı 25'ten 50 santim oldu. Dolayısıyla taralı alanlar nasıl bulunacak? Dikkat edelim. Hocam şimdi tamam, uzunlukları bulduk. Taralı alanları bulmak arkadaşlar, dikdörtgenin alanından 3 tane dairenin alanını çıkarsak geri kalanlar bizim taralı alanımız olacak. Doğru mu arkadaşlar? Dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar? 150 çarpı 50 dedik arkadaşlar. 0, 0, 0, 0, 5 kere 5, 25, elde var 2, 5, 7. Topladım, 0, 0, 5, 7, 7500 santimetre kare dikdörtgenimizin alanı. Pi'mizi tabii ki şurada demiş ki bize 3 alın demiş. Şimdi çember dairelerin alanlarını bulacağım ben. Bir tanesinin alanı neydi arkadaşlar? Pi çarpı r kare. Unutmuyoruz, çevre değil. Pi çarpı r kare, yani 3 çarpı 25'in karesi. 25'in karesi nedir arkadaşlar? 625. Bunu da çarparsak ne oldu arkadaşlar? 3 çarpı 600 1800, 3 çarpı 25 75'tir. 1875 santimetre kare. Bu bir tanesinin alanı, bana 3 tane lazım. 1875 çarpı 3 diyorum. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Evet. Bu da ne oluyor arkadaşlar? 5625 santimetre kare çıkacak. 3 tane çember dairenin alanı da bulduk. Dikdörtgenin alanı 7500'dü. 7500'den 5625'i çıkartırsak arkadaşlar 1875 santimetre kare bizim taralı alanlarımız olacaktır. Bakın müthiş bir soru. Müthiş bir soru. Yani
Çemberin yarı çapını verse dese ki yarı çapını verse işte 6 tane bundan var, 2 tane bundan var. Dikdörtgen alanını bulursunuz. Dikdörtgenin alanından çemberin alanı çıkarsınız. Tamam da dikdörtgenin çevresini vermiş. Yani soru içerisinde soru gelmiş. Aman dikkat, yazdıklarımı çok iyi yazın. Birkaç defa bu soruyu tekrar edin. Ya tamam ben bunu çok güzel anladım dedikten sonra arkadaşlar sorunuza devam edebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum. Başka bir soru çiziyorum şimdi. Bir başka sorum geliyor. Şöyle bir karemiz var arkadaşlar. Bu bir kare. Tamam mı? Bunun içerisine dört köşesine de değecek. Ya hocam acayip güzel çember çiziyorsun diyorsunuz ama haklısınız. Ben de aynı düşünüyorum arkadaşlar. Tam böyle içine değecek O merkezli bir daire var. Arkadaşlar karenin bir kenarı, karenin bir kenarı A, B, C, D. Diyelim ki AB eşittir arkadaşlar 8 santim ise şu taralı alanlar arada kalan yine yani daireden hariç olan alanlar karenin içinde daireden hariç olan alanları soruyor bize. AB 8 ise tamam mı arkadaşlar 8 santimetre kare 8 santim burası da 8 burası da 8 yarı çapım ne olacak arkadaşlar? Dikkat edin. Bu 8 8 ise 4'e 4 benim yarı çapım değil mi? Güzel. Yarı çapı buldum. Şimdi yarı çapı bulduktan sonra tüm karenin alanından dairenin alanını çıkaracağım. Pi'yi elbette ki 3 alın dedi bize. Şimdi karenin alanı ne? İki kenarın çarpımıydı. 8 çarpı 8 eşittir. 64 santimetre kare bu karenin alanı. Peki içine tam sığacak kenarlara tam teğet olan tam teğetlemesi neden? Şurasının 2R'nin karenin bir kenarına eşit olduğunu anlamanız için diyor. Yoksa içeride böyle küçük bir şey kalsa bulamazsınız onun yarıçapını. Tamam mı arkadaşlar? Tam sığacak demesi yani çapı bir kenara eşit demek. Anlaştık mı? Çapı diyorum. Yarı çapı da bunun yarısı. Arkadaşlar pi çarpı R kare bizim dairemizin alanı değil mi? 3 çarpı 4'ün karesi ne? 16. Ne etti arkadaşlar? 48 santimetre kare. Boyalı alan nedir? 64 santimetre kareden 48'i çıkartırsak arkadaşlar 16 santimetre kare bize kalan boyalı alan olacakmış. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Devam ediyorum. Sorumu siliyorum. Aynı şekilde benzer bir soru geliyor şimdi. Bakın. Şöyle bir kenarı arkadaşlar bir kenarı diyeyim 4 santim olan bir kare var yine ABCD karesi bu bir kare içine arkadaşlar tamam mı şöyle çizeyim ki güzel çizebileyim tamam mı 4 tane birbirine teğet daire var içerisinde 4 tane birbirine teğet dairelerimiz tamam mı arkadaşlar geliyor hadi bakalım. Şimdi burada arada kalan alanları bize soruyor. 4 tane birbirine teğetse ne verilmiş? Sadece karenin bir kenarı verilmiş. Tamam mı arkadaşlar? Yine mesele ne? Kareden 4 bir daireyi hesaplayıp 4 tane daireye çevireceğiz. 4 dairenin alanını çıkartacağız. Peki 4 ise bakın dikkat edelim. Hepsi birbirine eşit. R, R. Burası R, burası R. 4 R 4'e eşit oldu. Dikkat ettik mi? Şurası da R. Burası da R. Burası da R. Burası da R. 4R burası da 4. 4R'nin 4'e eşit olduğunu gördük. Yarıçapın 1 olduğunu gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Pi'mizi ne demiş? 3 olaraktan tekrardan alın. Bizim karemizin alanı ne oldu? 4 çarpı 4'ten 16 santimetre kare bizim karemizin alanı oldu. Evet. Geliyorum. Dairelerin alanını çıkmaya. Bir tane daireyi hesaplayalım arkadaşlar. Pi çarpı R kare dedik değil mi? 3 çarpı R'nin karesi 1 eşittir 3 mü oldu? Güzel. Kaç tane var bundan? 4 tane var. 4 çarpı 3 dedim. Bu alanı 3 ile çarpıyorum. 12 santimetre kare. Bunun 4'ünün alanı. Evet. Karenin alanı 16 idi. 4 dairemizin alanı 12 santimetre kare. Geri kalıyor çıkartmak. 16'dan 12'yi çıkartıyorum. 4 santimetre kare. Bu kalan boşlukların alanı oluyormuş. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Devam ediyorum. Evet.
Futbol sahası sorusu var arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle bir futbol sahamız var. Diyor ki futbol sahasının büyüklüğü efendime söyleyeyim 60'a 60 metreye 100 metrelik bir futbol sahası var. Tamam mı? Şöyle şurası buranın yarı çapı eşittir 9.9 metre diyelim. Pardon. 9 metre olsun. Tam çıksın. 9 metre. Şuradaki arkadaşlar korner çizgileri ya, çeyrek bakın. Çeyrek daire var burada korner çizgilerinde. Yarı çapı arkadaşlar ne olsun? 0,1 metre olsun. Şurası da çeyrek daire. Burası da çeyrek daire. Arkadaşlar bu bir dikdörtgen şeklinde futbol sahası. 100 metreye 60 metre. Bize diyor ki bakın şunların her birinin çapı da 0,1 metre. 0,1 yarı çapı 0,1 metre. Şimdi şu arkadaşlar daire, çeyrek daire ve ortadaki dairenin haricinde kalan tüm alanı bize soruyor. Buralar yeşile boyanacakmış, buralar beyaz olacakmış. Tamam mı arkadaşlar? Yani tüm alandan şu dairelerin alanlarını çıkartalım. Öncelikle dikkat. Tüm ben dikdörtgenin alanını bulurken 100 çarpı 60 derim. 6000 metrekare yazdım. Doğru mu arkadaşlar? Tüm bu futbol sahasının alanı. Tabii pi bize yine ne diyecek? 3 alın diyecek. Arkadaşlar dikkat. Burada 0,1, burada 0,1, burada 0,1, burada 0,1 yarı çaplı çeyrek çemberler var. Kenarlar 90 derece olduğuna göre dikkat edin. Her kenar 90 derece. Şimdi size şunu soruyorum. Hocam o zaman bir çember hesaplayıp 4'te 1'i, bir çember hesaplayıp 4'te 1'i, bir çember hesaplayıp... Ne gerek var? 4'ünü topla bir çember yap. Değil mi? 4'ünü bir araya toplarım ben 0,1 metrelik bir çember. Bir de 9 metrelik bir çemberi çıkartırsam benim işim rahat. O zaman ortadaki çemberden başlıyorum. Pi çarpı R kare dedim. 3 çarpı 9'un karesi 81. Ne oldu arkadaşlar? 243 metre ortadaki dairemiz etti. Şu büyük daire. Yarıçapı 9 olan. Kenarlardakiler pi çarpı 0,1'in karesi. Hocam ben 0,1'in karesini almayı bilmiyorum ki ya. 3 çarpı korkma yavrucuğum. 0,1 nedir? 1 bölü 10'dur. Karesini alırken de hem üstün hem altın karesi alınır. Ya da hesap makinesine bile yazsanız 0,1'in karesi 0,01'dir. Ama ben böyle yapacağım. 3 çarpı 1 bölü alttakinin karesi 100. Ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 100'den bunu da 10 dalığa çevirirsem 0,03 ne oldu arkadaşlar? Metre kare oldu. Şimdi toplam alanımız ne oldu? Dairelerin alanı çıkarılacak alan nedir? 243 ile 0,03'ü toplarsam 243, arkadaşlar 0,3 metre kare oluyor benim toplam dairelerimin alanı. Peki ne yapacağım? 6000'den 6000 metrekareden 243,03 dedim. O zaman çıkartma yaparken ne yapıyorum? 6000'e de virgül atıyorum. 0,0 yapıyorum. Anlaştık mı? Yani bir sayı tam sayının yanına virgül 0,0 dediğinizde o sayı değişmez. Ancak çıkarmaları yapabilmek için buraya kaydırma yaptım. Çıkartıyorum. Dikkat. Burada 0 olduğu için buradan bir birlik aldım. Bu 10 oldu. Bunların hepsi 9 oldu. Dikkat edin. Bu 10. Bunların hepsi 9. 10'dan 3 çıktı. 7. 9'dan 0 çıktı. 9 virgül. 9'dan 3 çıktı. 6. 9'dan 4 çıktı. 5. 9'dan 2 çıktı. 7. Burada 5 kalmıştı. 5'i indiriyorum. 5756.97 metre kareymiş. Ya hocam bu da sorulur mu demeyin. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bu da sorulur mu demeyin. Sorulur. Çember ve daire içerisinde sizi zorlayabilecek. Önemli olan mantığı kavradıktan sonra arkadaşlar şeye tembellik etmeyin bakın. İşlem yapmaya tembellik etmeyin. Tamam mı arkadaşlar?